Irak'ın Aydınlık Yüzü Türkmenli televizyondan merhabalar. Enerji Analiz programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta sizlerle birlikte enerji krizinin yeni yansımalarını ele almaya çalışacağız. Şimdi normalde Irak bir enerji ihracatçısı ülke olarak bilinmesine rağmen, Türkiye gibi enerji ithalatçısı olduğu başka bir konu var. O da doğalgaz. Tüm dünyada kara kışın yaşandığı bir zamanda doğalgaz, doğalgaz krizi kapımızı çaldı ve hepimizin ısınması ile ilgili bir problemi beraberinde getirdi. Bugün TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener'le birlikte doğalgaz krizinin Dünya ve bölge ülkesindeki, bölge ülkesindeki ülkelerine karşı etkisini konuşacağız. Aynı zamanda e, sizler için bu krizin ne kadar daha devam da, edeceğine dair analizlerimize yer vermeye çalışacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi e, biz e, bu doğalgaz krizi konusunda en büyük problemi, iklim değişikliği ve buna yönelik adımlar olduğunu değerlendirmiştik daha önceki programlarımızda. Hı hı. Belki bugün buna bir parantez açıp bunun ne olduğunu anlatabiliriz. Tabii. Aynı zamanda Irak'ın da iklim değişikliği konusunda Birleşmiş Milletlere vermiş olduğu bazı sözler, taahhütler var. Hı hı. Onların da değerlendirmesini alırız sizlerden. Tabii. Tabii. Ee, Tabi şüphesiz mevcut yaşadığımız e, enerji krizi ya da enerji fiyatları krizi noktasında iklim değişikliğinin büyük payı var. Yani hatta burada seyircilerimizin talebi üzerine biz biraz daha iklim değişikliğine biraz daha detaylamasına girmek istiyoruz. Çok bu güzel. Ee, genel anlamda hani şuradan başlayalım, ilk hani arkadan başlayalım, sonradan ön ön cepheye doğru dönelim isterseniz. Tabii. Enerji krizinden başladık. En basitinden şöyle ifade edelim. Diğer daha önceki bölümlerimizde de kısmen değinmiştik ama e, şimdi mevcut konjüktörde e, bakıyorsunuz, iklim değişikliği sebebiyle. Biz daha zor yazlar geçiriyoruz. Yani mevsim normallerinden daha sıcak yazlar geçiriyoruz ve mevsim normallerinden daha soğuk kışlar geçirmeye başladık. Evet. Ya şu an yaşadığımız kışta da biz bunu görüyoruz. Her şey tersine dönüyor. Aynen. Yaşadığımız yazda da bunu görüyoruz yani ve yazın zamanı uzamaya başladı. Bahar ayları biraz azalmaya başladı sanki. Hani bu süreç şu anlama geliyor. Bakın birincisi e, talep artıyor yani neye talep artıyor? Enerjiye ve özellikle elektrik talebi artıyor. Ya yani çünkü siz yazın daha fazla klima kullanıyorsunuz, klima kullanılan yerlerde kışın da daha fazla klima kullanıyorsunuz ya da ısıtma ile alakalı maliyetleriniz artıyor. Ya yani ısıtma ile mal alakalı maliyetleriniz ya da elektrik e, tüketiminiz artıyorsa ne oluyor? E, birincisi doğalgaz tüketiminiz artıyor, kömür tüketiminiz artıyor, e, petrol tüketiminiz artıyor, Yenilenebilir enerjiye olan talebiniz yani artık elinizde ne? varsa bütün o kaynaklara yönelik talebiniz artıyor ister istemez hatta şöyle söyleyeyim mesela ulaşımda siz araç kullanıyorsunuz elektrikli araca geçsek bile durum fark etmeyecek yine hani aynı sebeplerle biz yine daha fazla tüketmeye devam edeceğiz iklim değişikliğine bağlı olarak bu çok önemli bir şey elektrikli aracın çevre dönüşümünde işte yeşil dönüşümde iklim krizinde bir çözüm olacağı çok fazla ortaya getirilen bir konu ama şu anki olacak enerji ama. krizinde ya, tabii, tabii. kaynak yok bir şey yok nasıl olacak, olacak? Ama şimdi bakın birinci şey bu yani mevsimler, mevsimsel dönüşümler talebi arttırdı yani biz bunu kolaylıkla rahatlıkla söyleyebiliyoruz en basitinden şu an kış hepimizin arabaları daha çok yakıyor evet. yazında daha fazla klima kullandığın için yani bakın evsel kullanımdan ulaşımdaki kullanıma kadar hemen hemen bütün sektörlerdeki talep yükselmiş durumda evet. tamamen iklim değişikliğine bağlı olarak bütün ülkelerde öte taraftan bakın işte Avrupa Birliği gibi ülkelerin e, yaptığı hatalardan bir tanesi şu an en yüksek gaz fiyatlarıyla ceberleşen ve çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşayan e, tamamen liberal piyasalar olması akabinde de olması sebebiyle de serbest e, tabi, mi? Tabi, serbest, tabi, serbest piyasalar yani e, spot e, marketin otomatik olarak belirlediği Hı -hı. uzun vadeli kontratların dahi e, inşallah ileride bu gaz kontratları ve fiyat mekanizmaları nasıl oluştuğunu da anlatırız seyircilerimize. E, şimdi bu bağlamda e, böyle bir piyasaya sahip piyasa altyapısına sahip olduğu için Avrupa'daki e, dalgalanan Fiyatlardan direkt olarak e, bireysel tüketiciler çok kötü etkilenir durumda. Yani bu bağlamda bakın en çok e, süreçten etkilenen ülkelerden e, ya da ü, grupların başında Avrupa Birliği geliyor. Evet. E, şimdi bakın e, Avrupa Birliği'nde de hani ikinci etkisi iklim değişikliğinin enerji krizi üzerine. Şimdi Avrupa Birliği gerçekten yenilenebilir. Ya, çok güvendi yenilenebilir. ya Bu iklim özellikle pandemi sürecindeki e, talep düşüşündeki rehavetten. E, rehaveti öyle bir yorumladılar ki o tamam petrolün, doğalgazın, kömürün devri bitti. Tamamen yenilenebile geçtik. Artık her şey rahat. Yani Gerçekten pembe. öyle bir hava verildi. Öyle anı bir anında. hava verildi. Bundan sonra hatta ya yani kömüre bundan sonra mesela birazdan anlatacağız. E, o iklim değişikliğiyle ulasılar arası mücadele konusunda neler yapıldı. Bunun geçmişi, e, backgroundu nedir bu konulara da değineceğiz. E, şimdi bu konularla alakalı birçok söz ortaya koyuldu. Özellikle pandemi döneminde e, bundan sonra kömüre, petrole, doğalgaza biz finansman sağlayabildik. Hani bu tarz sert yaptırımlara doğru e, mail de edildi. Tabii bütün ülkeler bunu desteklemedi. E, birazdan onu da konuşuruz. COP26'da da özellikle. Şimdi bakın e, ama denilen tutmadı. Şimdi bir taraftan talep artıyor. E, siz artan talep yenilenebilirle ben bunu karşılayayım diyorsunuz ama bakın mesela geçen sene geçen seneden bu yana e, Türkiye'nin e, HES'lerdeki kurulu gücü çok ciddi anlamda arttı ama HES'lerden elde ettiği elektrik üretim potansiyeli düştü. ...neden? Kurak bir yaz geçirdik. Evet. Yani yağış yeterince yağış alamadık. Yani Şimdi... HES yerine rüzgar santrali veya güneş santrali... ...yapsaydı daha mı iyi olacaktı? Yok bu o anlama gelmiyor aslında bakarsınız. Yani rüzgarda zaten ciddi bir trend var. Rüzgar e, güneşi de çok çok katlayarak... ...devam edecek. Rüzgar geleceğin... ...en önemli enerji kaynaklarından... Hı -hı. ...bir tanesi haline gelecek. Onun farkındayız. Ama hani ya şöyle söyleyeyim. Siz... ...geleceği düşündüğünüzde sadece su tutmak... ...için dahi olsa... ...hatta biz geç daha önceki bölümlerimizde... ...su güvenliği konusunu konuşurken... için içinde bunları söylemiştik. Yani bakın burada Türkiye'nin su tutuyor olması, su tutabiliyor olması gelecekte o Fırat'tan, Dicle'den daha fazla su akabilmesini garanti altına almak anlamına da geliyor. Evet. Yani hiç barajı olmadığı Türkiye'de de barajı olmasa o Fırat Dicle bir boş gün artık. gelecek. Yani boş akmayı da geçtim. Debisini siz sürdüremeyeceksiniz. O sürdürülebilirlik ortadan kalkacak. Yani gelecekte belki bundan e, iklim değişikliğiyle alakalı süreçler bu şekilde devam ederse ki edecek gibi de gözüküyor. Yani gelecekte biz barajlı barajları yani HES projelerini elektrik üretme amaçlı değil de sadece tamamen su, su tutma, tutma su güvenliğini sağlama amaçlı kullanacağız gibi bir düzleme giriyoruz. Hatta dünyada bununla ilgili şöyle çalışmalar var. Benim takip ettiğim kadarıyla suyun buharlaşmasını önlemek için bile ufak toplar yapmışlar. Çok düşük maliyetli siyah toplar. Suyun yüzeyine onları yayarak buharlaşmasını engelleyip oradaki kaybı ötelemeye çalışıyorlar. Hı hı. Yani geleceğe dönük olarak çok ciddi çalışmalar var bu bağlamda. Tabii tabii olması da gerekiyor. Ya tabii hani onun da ayrı şeyleri olur. Yine küresel evet, ısınma döngülerini aldım. tersine tetikleyecek e, neticeler olabilir. Hani çok ciddi anlamda böyle bir şey yatırım yapılırsa. Neyse onlar için ayrı boyutu. Ama velakin dediğimiz şey de şu. Bakın e, küresel ısınmanın ya da iklim değişikliğinin diğer bir boyutu sizin yenilenebilir enerji kaynaklarınızdaki e, efficiency'nizi yani verimliliğinizi yani verimlilik gibi ifade verimlilik. edelim. Ya da hani... E, Tam şimdi Türkçe şeyi karşılığı tam hatırıma gelmedi. Lakin biz hani verimlilik ya da e, efektif e, çalışma oranı gibi ifade edebiliriz. E, bu bağlamdaki sürecin e, sürecinde daha düşük olmasına sebep oluyor. Yani siz teknolojiyle verimliliğinizi arttırıyorsunuz. Hı hı. Lakin e, öte taraftan bakın yani e, nasıl mesela Avrupa bunu yaşadı. Kurulu güç kapasitesini restlerde arttırmasına rağmen rüzgar santrallerinde reslerden istediği üretimi alamadı. Çünkü az rüzgar esti. Bununla ilgili sanki bir görselimiz de var galiba. galiba. Ee, bununla ilgili görselimiz var. Bir numaralı görsel görselde. Numaralı, yine... Bir numaralı görselimiz o değil ama birazdan ona gireceğiz. Tamam. Ee, şimdi böyle bir şeyle karşı karşıya kaldı dünya. E, iklim değişikliği sebebiyle. Şimdi gelelim iklim değişikliği nedir? Şimdi bir numaralı görseli yansıtabiliriz. Hı hı. Ya çünkü iklim değişikliğine e, şöyle bir, bir şey de var. Mesela, e, bir, dünyadaki birçok insan iklim değişikliğine de inanmıyor. Yani bakın uluslararası e, konjöktürde iklim değişikliği ile alakalı bir dünya toplantı yapılıyor. Sözler, vaatler ortaya koyuluyor. Mesela bu inanmayanların başında e, bir önceki ABD Başkanı e, Trump, Trump geldi, vardı. Evet. Yani Trump da iklim değişikliğinin saçma ve yalancı olduğuna hani tutarlı olmadığını kabul ediyordu. Bu kabulü üzerine zaten Paris İklim zirvesi ile alakalı vaatlerinden feragat etmişti Amerika. Doğru. Geri çekilmişti. Ardından politikaları tercih etti. Çevreci Politikalardan uzaklaştı. Tabii. Yani aslına bakarsanız şöyle söyleyeyim yerine göre daha realist, daha mantıklı bir politika izledi Trump. Şimdi gelelim yani mesela bu grafikte de görüyorsunuz yani iklim değişikliği yani nedir bu iklim değişikliği? İklim değişikliğinden bizim kastımız ee, sera gazı emisyonuna sebep olan gazlar. Yani bunlar nedir? Bakın solda görüyorsunuz nitrojen, e, metan kutucuklardakileri de görüyorsunuz değil tabii. mi? Tabi sol alttaki grafiği göstermek istiyorum. Sol alttaki grafiği görüyorsunuz. Bakın tabii bunun Büyük çoğunluğu %90'ı karbon emisyonu Karbondioksit emisyonu sebebiyle oluyor evet. Ya Bu sere gazına sebep olan gazlar noktasında Ve bakın ikincisi de CH4 dediğimiz metan gazı hı hı. Yani şu metan gazından kastettiğim Mesela dünyanın birçok yerinde metan salınımı da var Mesela şimdi bu petrol sahalarında Irak'ta Hani biz şunu evet. söyledik ya Metan gazı doğal gaz demek evet. Mesela Irak'ta siz bunu yakarsanız e, karbondioksit olarak gökyüzüne çıkıyor. Yakmazsanız metan olarak çıkıyor. Hafif olduğu için her türlü yukarı Tabii. çıkıyor. ama e, yakmazsanız metan olarak yukarıya çıkarsa bir de zehirliyor. Yani o da problem. E, ama dünyanın birçok yerinde yine ciddi anlamda metan gazı sızıntısı da var farklı yerlerde. Biyojenik gaz olarak da sızıntı var ya da kimyasal reaksiyonlar sonucunda da e, sızıntı söz konusu. Ama burada dünya nasıl odaklanması gereken şey? Karbon emisyonu, karbondioksit emisyonunu azaltmak. Hı hı. Yani en önemli husus bu. E, ve bakın bu bak, e, karbon emisyonlarını mesela sol ülke üstteki grafiklere baktığımızda bakın nüfus artıyor gayri safi hasıla artıyor e, karbon atmosferdeki karbondioksit miktarı artıyor hep grafikleri görüyorsunuz e, ve bakın 1750 yani sanayi devriminden başlatılmış 2000'lere kadar uzatılmış grafikler ve e, hani. Ee, türlerin yok olma olanı balıkların e, balık yapılabilecek alanları kaybetme oranlarımız e, seller felaketler e, doğal afetlerin oranı hep aynı zamanda bakın e, karbondioksit emisyonuyla doğru orantılı olarak artıyor O zaman Trump'ın düşünceleri yanlıştı ya şöyle söyleyeyim yanlış ya Trump'ın haklı olduğu yönler var ama ve lakin bütün dünya bunun farkında, karbon emisyonu küresel ısınmaya sebep oluyor bu çok basit yani bu bu teori değil bu gerçek evet. sadece şöyle söyleyeyim e, teoride kalan kısım şunlardan ifa ibaret ya şimdi mesela e, tamam e, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için karbon dioksit emisyonunu azaltmamız lazım Burada da diyoruz hani şimdi bakın mesela sol alttaki grafiğe de bakıyorsunuz. Görüldüğü üzere en çok karbondioksit emisyonuna sebep olan kömür. Evet. Yani önce kömürden başlayalım. Hani tamam bu da mantıklı bu da makul. Ee, öte taraftan bakın yukarıda şunu da görüyorsunuz. Hani kilowatt saat başına e, pound bölü kilowatt saat başına e, kömürün 2.3 petrolün 2.1 gazın 0.9. Yani gaz diğerlerinden daha az kirletiyor havayı. Hı hı. E, hani kalorifik değer noktasında bir kıyaslama yaptığımızda. Bir sonraki grafiğe gelelim. Şimdi biraz uluslararası arenada bu bağlamda neler yapıldı biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu arada yine yıllara göre karbondioksit emisyon grafiği solda grafiği çizgi halinde ve sıcaklık ortalama sıcaklık değişimlerini görmektesiniz. Yine küresel ısınma ve hani ortalama mevsimsel sıcaklık değişimleri yine karbondioksit emisyonuna bağlı olarak artış gösteriyor. Bunu çok kolay görebiliyoruz. Şimdi bakın bu bağlamda şimdi bizim karbondioksit madem hedefimiz karbondioksit emisyonunu azalmak, azaltmak, azaltmak. E, şimdi bu bağlamda nüfus, şimdi nüfus arttıkça haliyle e, bizim kişi başı gayri safi hasılamız artacak. Ya bunu da art şimdi biz nüfusu arttırmak zorundayız. Nüfus hani nüfusa müdahale edemiyorsunuz. Nüfus artıyor. Öte taraftan e, nüfus arttıkça karbon döksitemiz doğal olarak artıyor. Büyüme hedefleri artıyor ve benzeri. Öte taraftan kişi başı gayri safi hasıla miktarı nüfusla birlikte genelde artıyor. E, aynı zamanda enerji yoğunluğu diye bir tabir var. E, yani sizin bir birim e, bir birim enerji kullanarak ne kadar gayri safi milli hasıla ürettiğiniz hı hı. E, hani genel anlamda. E Şimdi enerji yoğunluğunu sizin azaltmanız gerekiyor. Karbondioksit yoğunluğunu azaltmanız gerekiyor. Karbondioksit yoğunluğundan kastımız da şu sizin yine bir birim enerji kullandığınızda ne kadar karbondioksit? Yani şimdi burada ne yapacaksınız? Bakın siz nüfus artacak. Gayri safi da artacak. Bunların hatta artmasını istiyorsunuz. Azalmasını istemiyorsunuz. Şu an mesela birçok birçok gelişmiş devletin başındaki sorun bu. Gayri safi hasılaları Artıyor lakin nüfusları azalmaya da artık artmama trendinde bu gerçekten ciddi anlamda bir sıkıntı. Hı hı. Şimdi bakın böyle bir durum söz konusu iken öte taraftan şimdi müdahale edebileceğiniz iki konu var. Birincisi enerji yoğunluğu bunda da işte teknoloji ve ekonomik yapıyı değiştirerek ya da bunlarla oynayarak enerji yoğunluğunu sizin azaltmanız gerekiyor. Yani buradan ne kastediyoruz? Ee, daha verimli, daha e, yüksek teknoloji, verimliliği yüksek mesela daha iyi buzdolabı kullanıyorsunuz, aynı soğutma imkanını alıyorsunuz ama daha az elektrik harcıyorsunuz. Bu ne oluyor? Sizin buzdolabınızdaki enerji yoğunluğunu azaltmış oluyorsunuz. Aynen bu, bu mantığı bütün endüstriye uyguladığınızı düşün. Arabaya ulaşım e, etmenlerine, ısıtma soğutma işlemlerine hepsine uyguladığınızı düşünün. İşte e, enerji yoğunluğu dediğimiz kavram bu. Karbondoksit yoğunluğunda da sizin bu e, yine teknolojinin etkisi var. E, şeyi değiştirmeniz gerekiyor. Hmm, hangi kaynakları ya yani şimdi mesela kömür yerine e, kömür yerine siz şey kullanmaya başlarsanız doğalgaz kullanmaya başlarsanız karbondoksit yoğunluğunu azaltmış olursunuz. Çünkü her enerji türünün sürece etkisi farklı, karbondioksit salınım miktarı farklı. Şimdi bakın dünyada birçok toplantı yapıldı bu bağlamda. En önemlilerini burada sıraladık. Ee, Irak da bir Birleşmiş Milletler üyesi olduğu için Irak ve Türkiye de aynı şekilde bu toplantıların hemen hemen hepsinde yer aldı. Şimdi bakın 1992'de Rio'da ee, Birleşmiş Milletlerin UNFCCC dediğimiz bir toplantıyla ile başladı ee, ve burada CBRD ve RC dediğimiz e, mekanizmalar yani şu şekilde ifade edelim herkesin kendi sorumluluğunu e, üstleneceği e, bir sistem e, ve e, bu sorumluluklar dahilinde e, mücadele edebilme kapasitesini gösteren bir sistem oluşturulmaya çalışıldı. Ama bu sistem çok tutmadı. Yani bir sürü ihtilaflar var bu bağlamda ee, öte taraftan aneks diye bir sistem oluşturuldu bakın bu aneks yani bizde bizde de liste hani ek liste falan filan hani Türkçe olarak ifade evet. ediliyor bu aneksler önemli mesela Türkiye aneks bir üyesi şimdi şu şekilde düşünün aneks 1 aneks 2 ve non aneks dediğimiz bir grup var Irak non aneks grubunda hiçbir listeye girmeyen grupta. E, bu non-annex, annex diye ifade etmelerinin e, şeyi, sebebi ya gelişmiş, gelişmemiş falan demeyelim. E, bu şekilde ayıralım. Yani liste içerisinde, liste 1'de, liste 2'de ve liste dışı olarak tabir edelim. O şey, şey değil mi? Şekilde... Karbon salanlar ve buna teknolojisi yetmeyenlere karbon e, salınımı daha düşük olup tarihsel sorumluluğu yüksek olanların e, maddi destek vermesi üzerinden kurgulanan tabii, listeler tabii. değil mi? Tabii tabii. Ona benzer, ona benzer. Şimdi zaten e, annex 1 bir... OECD ülkelerini içeriyor hemen hemen Annex 1 dediğimiz Annex 2 ise OECD ülkeleri içerisindeki transition ya da geçiş ekonomisinde olmayan kendilerini gelişmiş olarak tanımlayan ülkeler ve Avrupa Birliği'ndeki bütün ülkelerin hepsi buraya dahil oldu ülkeleri içeriyor Annex 1'in Annex 1'in karbon emisyonunu azaltma sorumluluğu var Bakın sorumluluk diyorum. Anex 2'nin karbon emisyonunu azaltma artı non anex ülkelerine yani bu liste dışı ülkelere non anex ülkelerine teknoloji ve finansman desteği sağlama yükümlülüğü var. Evet. Şimdi bu önemli. Bakın Türkiye nerede? Anex 1'de. Türkiye'nin yükümlülüğü var. E, finansman e, sağlama yükümlülüğü yok. Ama o finansmandan faydalanma şeyi de yok. Opsiyonu da yok. Yani liste dışı da değil. Türkiye bir oraya girdi, oradan çıktı, bu tarafa başvurdu. Hani Türkiye'nin bu üyelik süreci biraz gel geldi gitli. Yani Türkiye bir, bir dönem Annex 2'deydi. Annex 2'den ayrıldı, 1'e girdi. Sonra birden de çıkalım dedik, çıkamadık. Yani e, bazı e, hani farklı hususlar var Türkiye'nin e, statüsü statüsüyle alakalı. Ama Irak başından beri non-annex grubunda. Hani bu önemli. Bunu, bunun bilinmesi tamam. gerekiyor. Şimdi sonrasında Kyoto Protokolü süreci var. Bakın zaten bu 1992'den sonra. Bunun anlaşmanın imzalanması 1995'te nihayet erdi ve 1995'ten sonra artık her sene COP toplantıları dediğimiz ya da COP toplantıları dediğimiz toplantılar yapılıyor. Bu iklim değişikliği ile alakalı süreçler bu toplantılarda ele alınıyor. Bakın. Birleşmiş Milletler öncülüğünde birlikte hareket ederek dünyanın bu tabii. herkesin kabul ettiği iklim krizine çözüm üretmek için neler yapabiliriz, Aynen. neler ortaya koyabiliriz, gönüllü olarak tabii zorlayıcı olarak değil. Neler Aynen. yapabiliriz çözümleri Toplana toplana çözülmeye çalışılıyor Şimdi buradan şeye gelelim o zaman Şimdi e, iklim değişikliği nedir ne değildir Bununla ilgili çerçeveyi çizdik e, Detaylıydı çok bilgilendirici oldu ama Biraz daha şey yapalım özel inelim Daha anlaşılır olsun Irak'ta bu bağlamda bazı e, Sözler verdi Türkiye'de bazı sözler verdi Bu hmm. verdiği sözler ne ifade ediyor Şu anki yaşanan enerji krizinde e, Bu verilen sözlerin tutamama korkusu mu var Yoksa hmm. başka bir sebep mi var Şimdi şöyle gelelim. Oraya gelmeden isterseniz, mesela en sonda e, Glasgow'da toplantı yapıldı biliyorsunuz. E, 2021 sonunda e, COP26 dediğimiz toplantı gerçekleştirildi. E, şimdi hani siz şunu dediniz ya, hani söz var, hani bir zorunluluk, bir bağlayıcılık var mı? Aslına bakarsanız şöyle söyleyeyim. Paris iklim zirvesine Irak'ta taraf. E, Paris iklim zirvesi ilk defa bir bağlayıcılık sürecini beraberinde getirdi. Yani şöyle ki. Mesela şimdi Irak e, bu bağlamda e, bir NDC vermekte yükümlü. Her 5 yılda bir her ülke bu Paris İklim Zirvesi'ni imzalayan her ülke her 5 yılda bir NDC veriyor. tabii bir taahhüt vermek zorunda. Taahhüt tamamen kendine kalmış. Tabii şöyle bir karar karar alındı. Şimdi mesela Irak bir e, 2021 sonunda e, ilk NDC'sini ilk taahhütünü Irak Birleşmiş Milletler'e sundu. Ee, Tabi bunu son, sunmakla birlikte e, şöyle bir bağlayıcılık var. Gerçi bakın 2015 yani e, mesela 2020'ye kadar verilmesi gerekiyordu. Bir sene geç verdi Irak. Hı hı. Ama Irak'ın hani mevcut konjektürde Irak'ın durumunun e, ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir, bir dünya sıkıntıyla uğraşan bir ülke. Evet. E, şimdi bu bağlamda e, Paris iklim zirvesinde şu hedefleniyor. E, diyor ki bizim ana hedefimiz e, karbon emisyonunu, 2050'de net sıfıra getirmek. Bununla alakalı biz bunu başarırsak eee mevcut yani teoriye gelmesini göre, engellemek. Ha Mevcut teoriye göre iklim Tüm dünyada mı? Tabii bütün dünyada. İyi de Afrika'sı var bu işin. Asya'sı var onlar deli gibi enerji kullanıyorlar. Tabii yani zaten bakın bundan çözün işin hani masanın üzerinde belli kağıt üzerinde belli hedefler var ama ne kadar tutacağıyla alakalı büyük soru işaretleri var. Ve hemen hemen kimse de elini cebine sokmuyor bu bağlamda. Denetleyemezsiniz bile. yani, yani zaman, Zaten Avrupa'yı denetlersiniz, Amerika'yı denetlersiniz yani, ama e, burada zaten bu ülkelerin sundukları NDC dediğimiz raporlar public. Yani herkes girip okuyabilir hangi ülkenin sunmuş. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Mesela Avrupa Birliği'nin sunduğu raporu inceleyin. Çok profesyonel hangi sene, hangi hedefi, nasıl tutturacağı ile alakalı. Yani e, her şeyi çok güzel özetlemişler. Çok böyle hani evet. çok kalın bir paper değil ama çok dolu bir paper hazırlamışlar Aha. bu bağlamda. Şimdi e, mesela Irak'ın hazırladığına birazdan geleceğiz. Irak'ta bir 5 yıllık program e, ortaya koydu. Bir 5 yıl sonra bir program daha koymak zorunda. Ve 5 yıl sonra koyacağı program e, bu koyduğu programdan programın daha iyileştirilmiş şekli olmalı. Yani hani böyle bir bağlayıcılık evet. da var. Yani bakın hani ortada bir bağlayıcılık yok değil. Artık böyle bir bağlayıcılık İleriye var. İleriye gidilmesi bekleniyor. Tabii. Ha öte taraftan bakın şöyle bir problem de var. Ee, yani ülkeler diyor ki e, mesela şunu yansıtalım isterseniz. Karbon emisyon noktasında dört numaralı grafiği yansıtalım. Dört numaralı grafik lütfen. Şimdi bakın ülkeler diyor ki yani e, geçmişten. E ee, yani biz niye 1900? Ü? Şimdi gelişmiş ülkeler yani Amerika'nın öncülüğünde gelişmiş ülkeler diyor ki ya biz bunu hani karbon emisyon süreçleri var ya karbon emisyon süreçlerini 1990'dan başlatalım. Yani zaten 1992'de toplanmaya başladık. 1990'da biz karbonun böyle zararlı bir şey olduğunu bilmiyorduk. Bilmiyorsun, bilmiyorsak o zaman bu bizi bağlamaz diyor. Tamam mı? Mesela onlar böyle yani. bir mantığı dayatmaya çalışıyor. Ee, gelişmemiş ülkeler ya da ve Çin gibi ülkelerde dahi diyor ki ya ben bunu anlamam diyor. Sen hani geçmişe bakın burada zaten grafiği görüyorsunuz. Mesela bakın şu an en çok karbon emisyonu yapan ülke burada da gördüğünüz üzere Çin. Ama bunu geçmişe vurduğumuzda sanayi devriminden 1850'lerden başlattığımızda Amerika bakın Çin'in neredeyse iki katı Hangisi oranında. Hangisi Amerika hangisi için çok ee, anlaşılmıyor. Mesela şu Bar grafikte, yukarıdaki grafikte en çok Amerika'yı görüyorsunuz. Gri Amerika, hı hı. ikincisi Çin, mesela üçüncüsü e, Sovyetler Birliği, şu anki Rusya hani evet. geçmişten başlattığımızda. E, sonrası Almanya, İngiltere, Japonya, Hindistan diye devam ediyor. Yani mesela bakın geçmişten başlattığımızda çok ayrı bir senaryo çıkıyor 1990'dan başlattığımızda çok ayrı bir senaryo evet. çıkıyor. Şimdi şey diyor ki gelişmiş ülkeler diyor ki yani daha doğrusu bu OECD ülkeleri dediğimiz ya da Amerika'nın öncülüğünü çektiği ülkeler diyor ki 1990'dan başlatalım e, responsibility dediğimiz e, sorumluluk silsilesini sorumluluk modelini de 1990'dan itibaren alalım. O zaman ne olacak? En çok sorumluluk Çin'e yüklenecek. Evet. Çin ve mesela Irak da bu bağlamda diyor. Yani bu beni bağlamaz diyor. Yani 1850'den alacaksın diyor. Hani yani Irak da bu bağlamda kendine göre haklı. Türkiye de yine 1850 tezini savunuyor. Yani Hı -hı. sonuçta Türkiye de bu bağlamda hani en çok karbon dioksit emisyonu hani ben 1990'dan öncesini bilmem muhabbetini yapmak çok da tutarlı değil aslında evet. bakarsanız. Tek o insani değil. Yani bakın bu hala çözülebilmiş değil. Hala anlaşılabilmiş. Hani e, müzakere edilerek ortak karakter... Karar verilmiş bir süreç değil. Bu aşamada herkes bildiği yolu tutturmaya devam ediyor. Tabii. Kadarıyla. Mesela şuna da bakalım. Şimdi bakın responsibility ve capability bunlardan bahsettik. Yani sorumluluk ve bu sorumlulukta mücadele edebilme kabiliyeti. Bundan da bahsedelim isterseniz. Beş numaralı haritadan. Evet lütfen ee, şimdi beş numara. Beş numaralı haritaya baktığımızda bakın burada. Ee, sorumluluk sahibi soldaki sol üstteki haritada sorumluluk e, hani yani bu karbon emisyonundan kim sorumlu? Bugün ortaya çıkan küresel ısınmanın sorumluları oradaki kırmızılar. Aynen. Kırmızılar. En 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 baş sorumlu gördüğünüz gibi Amerika. Evet. Yani ne kadar koyuysa o kadar sorumlu. Aynen öyle. Altta da capability dediğimiz yani tamam bir ortada bir sorumluluk var. Bu sorumlulukla mücadele noktasında elde ne var? Ne Kimler mücadele ediyor? ha Ediyor değil edebilir edebilme ha, kapasitesi kapasiteye var. sahip yani şimdi anladım. Şimdi mesela bakın. Avrupa çok da Arabistan kapasiteye bakın. sahip değilmiş gibi sanki orada. Şöyle söyleyeyim. Ülkeye göre değişiyor. Bakın Fransa'nın e, Fransa'nın e, kapasitesinin, Almanya'nın kapasitesinin yüksek olduğunu görüyorsunuz. Tabi bunlar e, capability şu şekilde. responsibilityye göre capability Hem sorumlu, sorumluluğuna Tabii. bağlı olarak sorumluluğuna ne kadar bağlı çözüm bağlı üretebilir hesabı var. Evet. Ve bakın bu ikisinin e, birleştirilmiş matrisinde Türkiye'nin altlarda olduğunu görüyorsunuz. Zaten Irak buralara girmiyor bile. Türkiye girmiyor az bile. kirletti, az çözüm üretebilir seviyede. Tabii. O yüzden etkili bir yerde evet. değil. Mesela Suudi Arabistan'ı görüyorsunuz. Kirletme oranı. Kırmızı yok. yuvarlak içinde olanlar Tabii. mı? Tabii. Mesela bu burada sadece Endonezya, Malezya ve Suudi Arabistan. Yani sadece hani e... Dini perspektiften baktığımızda, İslam dünyası perspektifinden baktığımızda burada sadece dört tane Müslüman ülke var, sadece bu kategoriye girebilen. Diğerlerin hiçbir aslında girmiyor. Girmiyor evet. Yani hiçbiri zaten hani üretim yok, sanayi yok, gelişme yok daha Çoğun yeni sanayileşmeye zaten, tabii evet. ki yeni sanayileşmeye çalışan, yeni büyümeye çalışan devletler bunlar. Yani şimdi bakın böyle bir böyle bir durum söz konusu. Ee, şimdi e, öte taraftan e, mesela şimdi şu grafiği gösterelim isterseniz 7'ye gelelim. 7'yi lütfen gösterelim. Şimdi mesela bakın Irak'ın pozisyonu bu. Evet. Şimdi birçok devletin Irak gibi birçok devletin pozisyonu bu. Yani şimdi burada biz ne anlatmaya çalışıyoruz? Şimdi Irak, Irak'ta Irak şunun farkında. E terazinin ağır kesesinde neler var? Şimdi Hafif ağır tarafında Bakın. Şimdi iklim değişikliği ile alakalı terazinin kefelerine bir şeyleri koymaya başlıyor Irak. Şimdi bir taraftan diyor ki, şimdi sosyoekonomik ve mevzuatsal süreçler Avrupa Birliği gibi değil. Evet. Şimdi bunlar Daha devlet yeni e, bunlar kuruluyor. Tabii, bunlar, yasal düzenlemeler tabii, yeni yapılıyor. Tabii sosyoekonomik altyapı, mevzuatlar, yasal düzenlemeler yetersiz. Bu aşağı yönünü bastırıyor Yani siz bu yetersizse siz süreci yönetemezsiniz. Bu sizi evet. aşağı yönlü bastırıyor. Yani sosyoekonomik seviye ne kadar düşerse siz hani insanlar karnını doyuramıyorsa siz efendim git A A++ sınıfı bu al diyemezsiniz ya yani mantıklı değil kalkınma potansiyeli Tabii. evet şimdi öte taraftan bakın ee, şimdi gelişme potansiyeli var Irak büyüyor büyüyecek yani e, artan bir nüfusu var şimdi ne enerji e, ne nüfusu ne enerji talebi Avrupa Birliği gibi değil ya yani şimdi Avrupa Birliği ile kıyasladığınızda ya da bu gelişmiş ülkelerle kıyasladığınızda zaten nüfus büyümüyor. Evet. Yani nüfus büyümediği gibi verimlilik yatırımlar finansman falan öyle bir döngü içerisindeler ki yani enerji GDP artıyor gayri safi hasıl artıyor ama enerji tüketimi artmıyor. Evet. Yani zaten adamlar da uygunluğa ulaşmış ama e, Irak gibi devletler Türkiye'de bu bağlamda düşünülebilir aç yani enerji noktasında aç büyüyen bir nüfus var. Bunların gelişmesinin yegane şeyi faktörü nüfusu. Evet. Bu nüfusu besleyecek, bu nüfusu kullanacak. İlk başta enerji yoğunluğu yüksek sektörlerde gelişecek çünkü bunlar daha az teknoloji istiyor. Yani bakın e, gelişme potansiyeli var, enerji açlığı var ve bu gelişme potansiyelini kullanmak zorunda. Yani sen gelişme büyüme diyemezsin. Zaten hani aslına bakarsan e, gelişmiş devletlerin e, akılların arka tarafında duran argümanlardan bir tanesi de bu. Ya bunlar büyümesin. Bunlar büyümesin. Anladım. Böyle bunlar e, terazinin ağır basan tarafındaki Tabii. Şimdi şeyler. Şimdi Irak Irak perspektifinden bakıyoruz. Tamam. Ama birçok ülke Irak gibi. Şimdi benim büyüme hedeflerim var. Ya sen bana diyorsun ki yenilenebilir enerji kur. Ya efendim kurayım da maliyetli ve bir işime yaramayacak. Yani ben petrolümü üretmeye devam edeceğim. Petrol doğalgaz yani benim işim bu. Evet. Ee, büyüme hedeflerim ağır basıyor. Öte taraftan para yok. Yani hani geçi kayamam bu işi. Evet. Aynen. Mesela Hindistan e, ilk defa tarihi hayatında e, bu en son COP26 toplantısında Hindistan e, başbakanı dedi ki e, biz dedi destekliyoruz. İki, 2070'te tamam net net sıfır. Yani dünya şok oldu. Ben de şok oldum açıkçası. Net sıfır. tabii arkasından şunları söyledi zaten beklenen şeyler. Ama bizim acil bir trilyon dolarcık para ihtiyacımız var. Yani onu yani Irak da zaten sunduğu taahhütnamede e, onu ifade ediyor. Para verirseniz gerekli atılımları yaparız. Ne kadar bir kaynaktan bahsediyor Irak mesela? Bir... Yani Irak ortaya bir rakam koymuyor. Çünkü bu rakamlar aslına bakarsanız çok Irak yani... E, Nasıl diyeyim? Bizim TESMOM olarak tahminlerimiz öyle az buz rakamlar değil. E, yani 2050 net, e, 2050 sıfır hedeflerinin gerçekleştirilmesi için 300 trilyon dolardan fazla finanse ihtiyacı var dünyada. Evet. Ve güzel. bakın 300 trilyon dolardan fazla parayı yani gerçekten böyle şey olarak vermeyecekler. Hani sana ben kredi veriyorum, kredi karşılığında şunu alacağım, bunu alacağım senden. Yani e, mesela şöyle söyleyeyim hani ne yapıyor? Mesela Irak'a e, diyelim e, Birleşmiş Milletler ya da Dünya Bankası'ndan bir fon sağlanıyor. E, fon şu sebeplerle veriliyor. E, bununla güneş santrali kuracaksın. Bu fonu verene kadar çok kapsamlı, detaylı projeler hazırlatıyorlar. Yani inciğini cinciğini o kadar yani o kadar hı hı. paperwork dediğimiz husus var ya hani kağıt kürek işi diyoruz evet. biz Türkçe buna ee, kağıt kürek işi bu projelerde o kadar yoğun ki ya hani o fonu almaya al, uğraştığına e, o kadar uğraşıyorsun zaten çoğu çıkmıyor hani değer mi değmez mi diye düşünüyorsun. Çünkü yani çok standartları var. Hani uzmanlık gerektiriyor. Tabii o iş bile kendileri bir gibi düşünüyorlar. Gerek, evet. Yani bu bağlamdaki mevzuat modellerini de kendileri gibi düşünüyorlar. Bir sürü doküman hazırlıyorsun. Şey yapıyorsun. Ondan sonra mesela diyelim sen oraya diyelim 5 megawattlık 10 megawattlık. Irak'ın genel elektrik denklemi içerisinde solda sıfır olarak addedebileceğiniz bir tesis kurulacak. Yani çok büyük paralar da değil bunlar. Evet. Bunun karşılığında da senden ne istiyorlar mesela? İşte sınır. Panelleri şuradan alacaksın. Denetlemeyi şuna yaptıracaksın. Yine batılı şirketlere yönlendiriyorlar. Yani o zaman zaten hani şey olmuyor. 300 trilyon derken hani bunu kastediyorum. Hı hı. Yani böyle çok kağıt kürek işine Aslında çok sokmadan, para değil. Yani şu pandemi döneminde yapılan bütçe arttırımına bakarsan 800 trilyon dolardan 8000 trilyon dolara çıkan bir dünya bütçesi var. O yüzden hı. hani. Tabii olur, ama genel Çok rahat bütçe. olurdu aslında. Yani bu alanı ayırabilecek misin? Ve bu parayı sen gelişme kendine kullanmayacaksın. Gerçekten sen bu parayı gönül rahatlığı gönül rahatlığı içerisinde gelişmemiş ülkelere verebilecek misin? Yani zaten bakın mesela gerçekçi bir bütçe hesaplanması gerekiyor bir gerçek real bir adım atacaksak gerçekçi bir bütçe hesaplanacak. Ondan sonra 1850'lerden bir e, sorumluluk matrisi e, oluşturulacak. Herkes sorumluluk matrisine ve kapasitesine göre. E, oradan e, ödemesi gereken parayı fona aktaracak o fonda e, risk faktörleri oluşturularak ona göre dağıtılması evet. gerekiyor yani böyle Adil bir model oluşturmamız lazım yani mesela öte taraftan e, şimdi şöyle bir şey de var şunu bu da y gerekiyor bu da yük, yük. tabi ya mesela şimdi şöyle söyleyeyim hani e, ya 3 trilyon diyorlar 40 trilyon diyorlar en son bir cop 26'da 100 trilyon doların bir kenardan biri söyledi öyle kaldı hani öyle bir şey kabul edilmedi Eee 120 trilyon dolarlardan falan bahsedildi. E, hatta yıllık 100 milyar dolarlık bir para ayırabiliriz falan gibi e, söylemler gelişmiş ortaya ülkeler koyuldu. Mı? Yani tabi gelişmiş ülkelerin nezdinde. Hani zaten Annex 2. Hani bu sebeple o Annex 2'nin ne olduğunu açıkladık. 100 ya milyar Ülke parayı... başı mı toplam mı? Toplam. Olması gereken bir bütçe gibi. E, tabii şöyle söyleyeyim. Bakın bunları hesaplarken şunları hesaplıyorlar. Yani bu bütçeler nasıl oluşturuluyor? Bunları hesaplarken elektrik dönüşümündeki parayı hesaplıyorlar. Ondan sonra e, ulaşım e, ve ısıtmadaki dönüşümdeki masrafları hesaplıyorlar. Dağıtım sistemlerindeki masrafları hesaplıyorlar. Ama hep sen şu an ben mesela şöyle söyleyeyim ben Irak'ım. Sen bana dedin ki ben bu hesapları yaptın Irak'ın elektrik sisteminde şunu dönüştüreceksin. doğalgaz çevrimiz hani hani e, petrol santrallerine doğalgaz e, doğalgaz yapacaksın ya da GES'e, gese dönüştüreceksin. E, HES potansiyeli zaten Fırat Dicle küresel ısınma var HES potansiyelinden evet. bir şey alamazsın. Diyelim güneşe yönlendin. E, ulaşımla alakalı süreçleri falan anlattın. Elektrik dağıtım sistemlerini konuştun. Eee tamam e, öyle de sen bana diyorsun ki petrole ben petrol konusunda finansman vermeyeceğim. Sen bana petrol üretimini durdur diyorsun. Bunlar değil benim asıl maliyetim. Ben Irak olarak benim asıl maliyetim nedir? Benim asıl maliyetim ben petrol üretimini durdurursam, finansman bulamazsam, petrol üretimini geliştiremezsem ben ülkeyi yönetemem. Evet. Gelir kalemi yok başka. Sanayi yani demek ülke ki. Değil. Siz bakın yani elektrik, elektriksel dönüşüme e, yönelik e, ortaya koyulan bütçeler FasaFiso petrol bütçesinin yanında sen o zaman sen geleceksin bana. Mesela benim kapasitem ne kardeşim? Şu kadar mil, şu kadar milyar varır rezervim var. E, 2050'ye kadar diyelim e, şu şu sahaları ben böyle şu yatırımlarla bu seviyeye getiririm. E, bu petrol fiyatlarıyla bu kadar bütçeme para kazandırırım. E, bu kadar kar elde ederim tamam mı? E, bu kar elde etme süreciyle alakalı e, sen bana bunu üretme diyorsan bu karı ben zarar etmiş olacağım. Bana bu karı vereceksin. Evet. Bakın asıl kalem bu. Yani diğer kalemler aslına bakarsanız bu kalemlerin yanında fasofis oluyor. O zaman hepsini bağlayacak soruyu sorayım. Ee, hı hı. Şimdi Türkiye'de doğal gaz konusunda bir problem yaşıyor. Avrupa'da bir problem yaşıyor. Irak'ta hatta aynı problemi yaşıyor demiştik. İran gazı kesti. Irak da kendine göre bir gaz problemi yaşıyor. Her ne kadar petrol satıcısı, petrol ihracatçısı bir ülke olsa da. Peki şimdi e, enerji krizi yaşamadan bir çevreci dönüşüm mümkün mü? yani Irak'ta krize girmesin, Türkiye'de, Avrupa'da krize girmesin ama çevreci bir dönüşüm yapalım. Nasıl böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Yani kriz yaşamadan bir çevreci dönüşüm yapmak mümkün olabilir ama bütün dünyanın bu bağlamda realist mantıktan bir kenara çıkar sıyrılarak yani hep kendini önceliklendirmeyerek bencil davranmayarak adil bir herkesin kabul edebileceği model önce ortaya koyulur. Ondan sonra sorumluluk ve kapasite faktörleri herkesin kabul edeceği düzeyde belirlenir. Ona göre süreci süreci ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim sürecin zararlarını en aza indirecek şekilde politika geliştirilerek ilerlenilebilir. Yani mesela bakın şimdi sürecin zararları. Mesela Irak nezdinde tekrar konuşalım isterseniz. Olur. Ya bu bu mümkün olabilir ama hani böyle bir dünya yok. Maalesef yani o uluslararası sistem buna uygun Az değil. Az önce bahsettiğiniz şey bile yani 1850'den mi başlatalım 1990'dan tabii, buna... mı başlatalım. Herkes çıkarına göre oynamaya başladığı zaman tabii işin rengi değişiyor. Tabii. Öte taraftan mesela Avrupa Birliği Green Deal dediğimiz bir hani yeşil pakt olarak da ifade Hı -hı. edilen bir anlaşma imza attı bir devrimdi aslına bakarsanız iklim değişikliği süreciyle, iklim değişikliğiyle mücadele süreciyle alakalı. Ama yine gelin görün ki herkes bu Green Deal'ı kabul etmesine rağmen her ülke yine kendi çıkarları Green Deal'e çelişiyorsa görmezden geliyor. Bakın Avrupa Birliği'nin içinde böyleyken uluslararası bütün milletlerin bir araya geldiği Birleşmiş Milletler gibi yaptırım gücü de olmayan bir platformda bu dediğiniz modelin kurgulanması yapılabilmesi hiç mümkün değil. Ya bu şey, bir, bir siyasiyle konuştuğum zaman şöyle bir tabir söylemişti bana. Bence sanırım bu durumu anlatan en güzel ifade olacak. Herkes ayağını kaldırıyor ama kimse adım atmıyor. Aynen öyle kesinlikle. Durum tamam ama öte bilmiyorum. taraftan bakın. Şimdi mesela Irak nezdinde öte taraftan e, şu tekrar e, 7 numaralı grafik üzerine konuşuyorduk. Şimdi Irak'ta bakın ya, hani bu tarafı bastıranlar Evet. teknoloji yok, finans yok. E tam petrol doğalgazla da bir tecrübe elde etmeye çalışmışız ve bizim e, hani Irak'ın devlet olması petrol doğalgaza bağlı. Evet. Hani güçlenmesi, büyümesi petrol doğalgaza bağlı. Ve bunlar bu kadar bastırıyorken öbür tarafta ne kalıyor? Ya şimdi e, mesela Hidrojen, H2 ve karbondioksit avantajları ileride olabilir. Daha yok. Hani bu karbondioksit depolamaktan bahsetmiştik ve hidrojen evet. depolamaktan bahsetmiştik. Ta ileride bunlar baskı unsuru oluşturabilir. Şu an yok. Araştırma aşamasında tabii, şu an. Tabii. araştırma aşamasında. İklim değişikliğinin neticeleri. Şimdi mesela hani tamam görüyoruz. Fırat Dicle'den az su geliyor. Kuraklık var. Tarımı etkiliyor. Elektrik tüketimini etkiliyor. Süreçleri etkiliyor. Topraktaki tuzluluğu etkiliyor. Bir sürü risk faktörü var. Deniz seviyelerinde yükselme gibi süreçler hani 100 sene sonrayı konuşuyoruz tabii hani öyle şimdi değil. Yani arkadaşlar o tabloyu da getirdi. Evet. Yani bakın bu 2050 senaryosu noktasında %10 yağış azalımı 2,2 derece biz geçen sene bunları konuşmuştuk kuraklık, çölleşme, taban suyundaki tuzluluk oranının artması, elektrik talebinin artması, HES üretim kapasitesinin düşmesi, topraktaki nemin azalması, deniz seviyesinin 40 santim daha yükselmesi. Yani şimdi 2050'yi konuşuyoruz bakın. Yani 30 sene sonra bunlar olacak. Ya hani şöyle söyleyeyim. Hala ortaya koyulan mantıkta yani ben Irak olarak gerçekten kendimi çok zorlasam, halka yedirmesem yenilenebilir odaklansam yani halkın aç kalmasını göze alarak e, büyümemeyi göze alarak yenilenebilir odaklansam bile ya şu 2.2 derece belki 2.1 olacak. Bu teori bakın. Yani ben teori, net sıfır. Gerçekliği yani mesela şöyle söyleyeyim, söyleyeyim zaten Trump'ın inanmadığı nokta oydu. Şimdi küresel ısınma var. iklim evet. değişikliği var. Bunu herkes kabul ediyor. Kabul edilmeyen e, mütte, yani fikir e, hemfikir olunmayan husus şu. Net sıfır yakalanamaz. Bir bu hayal geliyor herkese. E, net sıfır yakalansa bile bu artı 2.2 e, hani bu hayal geliyor. Yani Geriye artı 5 olması. mi olacak, iyi bir mi olacak, sıfır mı olacak? Yani hani bu burası teori. Yani bu tamamen. E, Ama proje hiçbir şikayılar. şey kötüye gidecek kesin. Kötüye gidecek kesin. Ama yapılırsa da iyiye gideceği kesin değil değil. Ya biraz iyiye gider. Hani beklentiler üzerine mantık mantıken gitmesi gerekiyor. En azından ama durulur ne diye Ne kadar gidecek? Var. 50 sene sonra mı gidecek? 100 sene sonra mı gidecek? Hani böyle bir şey de var. İşte tablo çok korkunç bir durumda ama yani normalde buna baktığınız zaman hemen müdahale etmeniz gerekiyor. Ama işte kalkınma hedefleri, ülkelerin birbirine üstün gelme çabaları, siyasi politik hedefler bunların hepsini engelliyor. Tabii. Bir de bu aşamada yaşadığımız bir kriz var. Yani şu an enerji krizi, krizi yaşıyoruz. i̇şte ee herkes kara kışta işte kombisini kısmanın hesabını yapıyor. Diyor. acaba Aynen. faturamdan ne kadar tasarruf edebilirim diyor. Ülkeler bile kendi bütçelerine göre ya daha az işte doğal gaz alayım, daha az petrol alayım da dolarlarım gitmesin. Onları başka bir yerde kullanırım hesaplarında. Böyle bir iklimde şimdi kriz hani o çevreciliğin çok ötesinde bir durumdayız. Kesinlikle. Bunu aşacak nasıl bir çözüm bulacağız? Yani bunu aşacak çözüm dediğim gibi uzun vadeye yayacağız. İlk Ama vaktimiz gerçekten... yok. Uzun vadeye yayacak vaktimiz yok. Yani Başka çaremiz diyor yok aslına bakarsanız. Yani zaten şu an ittirmeyle gidiyor. Yani bakın şimdi hani az önce ifade ettik. Hani Irak'ın e, dengelerini değiştiren tekrar 7 numaralı grafik üzerine konuşuyorum. Irak'ın dengelerini değiştiren mesela e, Green Trade Deal dediğimiz yani Avrupa Birliği'nin bu e, yeşil mutabakatı Türkiye'nin tercihlerini değiştirecek. Çünkü Türkiye'nin en büyük e, e, ihracat ortağı en büyük ihracatı biz evet. Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Avrupa Birliği bundan birkaç sene sonra bize diyecek ki ben senden ihracat yapmaya devam etmem için sen bana ürünlerini temiz enerjiyle ürettiğinin sertifikasını vereceksin diyecek. Şimdi Türkiye bunu bunun hazırlığını şimdiden yapmaya başladı. Bu sene bakın artık EPH'de yeşil temiz enerji belgesi verilmeye başlandı elektrik satışlarında. Evet. Avrupa Birliği bunu isteyecek. Ya yani tamam Türkiye için böyle de Irak için aynı durum yok. Yani ileride bakın bu bu dediğimiz sistem yaygınlaşırsa mesela finansal ve teknik destek de önemli. Ya yani ciddi anlamda hani bu gelişmiş ülkeler Irak'a ciddi anlamda destek vermeye başlarsa bakın bu bu tarafta ağır basmaya başlar. O zaman bir dengeleme olur, bir kıpırdanma olur. Son dönemde Irak'la Türkiye arasında bir yakınlaşma ortaya çıkmıştı. İşte Başbakan Kazimi geldi, konuşuldu, bir ısınma oldu hmm. en son arasında iki ülkenin iki ülke liderlerinin. Ee, acaba e, e, şöyle bir tablo ortaya koyabilir miyiz? Yani Türkiye batıya daha fazla yaklaşmaya çalışıyor. İşte gerek Paris İklim Anlaşması'nın gerekleri için elinden gelen kaynakları yerine getirmeye çalışıyor. Gerekse kendi kaynaklarıyla kendi ülkesine, kendi vatandaşlarına çevreci bir hizmet sunmaya çalışıyor. Irak'la yakınlaşma, Irak da Türkiye ile yakınlaşırsa entegre olmaya başlarsa ekonomik olarak belki hedef olarak Irak da Türkiye ile daha ileri düze ilişki kurmaya çalışmalı. Orta Doğu'daki diğer devletler yerine. Irak için bu fayda sağlayabilir mi, gelişim sağlayabilir mi? Bunu da birkaç dakikalık zaman dilimize cevaplarsanız, ondan sonra kapatalım. Tabii kesinlikle sağlar. Yani e, birçok açıdan hem su güvenliği noktasında hem e, mevcut geliştirilemeyen kaynakların geliştirilmesi potansiyeli ile alakalı bunları daha önce konuşmuştuk. Hı hı. Kesinlikle çok ciddi anlamda fayda sağlar. Öte taraftan e, yani Irak'ta ciddi anlamda bir elektrik problemi var, elektrik evet. arz problemi var. Türkiye. İnşallah ile... jeneratör alakalı. Tabii oluyorlar. Türkiye ile bu çözülebilir. E, öte taraftan e, Türkiye'nin bazı sağlayacağı desteklerle Irak'ta çok ciddi anlamda GES hani güneş solar güneş noktasındaki potansiyel değerlendirilebilir. Ama en önemlisi bakın hatta şu son 8 numaralı grafiği de göstererek onun üzerinde konuşarak devam tamam, edelim. Olur. Çünkü bakın hani vaktimiz daraldı ama hızlıca bitirelim. Irak'ın bu, bu bağlamda bir sunduğu rapor var Birleşmiş Milletlere. Burada Artan hava sıcaklıkları, kuraklık, çölleşme, deniz seviyesinin yükselme gibi şikayetleri dile getiriyor. Hı hı. Milli su stratejisi, biyolojik çeşitlilik, tarım ve entegre risk yönetimi stratejisi gibi belli stratejiler ortaya koyuyor bu rapor dahilinde. Ve şunu söylüyor yani bizden çok bir şey beklemeyin açıkçası hani rapordan anladığımız kadarıyla zor günler geçirdik, zor günler geçirmeye devam ediyoruz. Paramız yok bize destek verdiğiniz oranda biz yolumuza bakarız. Dest yani bu desteği kullanırız diyor. Evet. Şimdi bakın e, bence Irak'ın hatta güneş ve gibi projelere de e, parmak basıyor raporda. E, hani verimli teknolojilerin hani ampul değişimleri falan, led ampuller kullan bunlar bile raporda var yer alıyor. Ama ve lakin Irak'ın karbon emisyonu noktasında yapması gereken bence en önemli şey daha önce konuştuğumuz gibi e, yakılan gazın çok çünkü çok ciddi anlamda gaz yakılıyor, evet. petrol sahası ile birlikte üretilen bu flyer gaz dediğimiz yakılan gazın ekonomiye kazandırılması. Bu Irak'ın hem e, petrolle petrolle çalışan Petrol bazlı çalışan elektrik santrallerinin doğal gaza dönüşmesi ve daha az karbon salmasına sebep olacak. Hem yakılan gaz kurtarılacak, evet. ekonomi kazandırılacak hem de çok ciddi anlamda bir girdi olacak. Yani bence Avrupa Birliği ya da bu bağlamda Birleşmiş Milletler'in finansmanı ve belki Türkiye ile az önce sorduğunuz soru entegrasyon noktasında ilk odaklanılması gereken alan bence bu. Yani evet. bu alana odaklanırsa Türkiye'de bu bağlamda bu buna destek verecek finansman da bulunur e, para da var teknoloji de var yani zor süreçler değil e, bu girişimler yapılırsa Irak hem e, yani bir sonraki e, taahhütlerini çok daha kapsamlı bir hale getirebilir hem de e, ekonomisini daha da güçlendirebilir. Emisyonu da azaltır. Yani hepsi evet. birbirini tamamlayan bir süreç haline gelir. Evet Türkiye ile Irak aslında birlikte beraber bir şeyleri yapmaya çalışsa kazan kazan zemininde yerelde evet. işlemleri yürütecek. Ve Tabii. enerji dönüşümü konusunda daha çevreci politikaları ortaklaşa yürütebilecek. Teşekkür ederiz. Ağzınıza Çok sağlık. Evet kıymetli izleyenler dünyanın yaşamış olduğu doğalgaz krizinin arkasındaki çevreci politikalar nelerdir? Bugün bunları sizler için değerlendirdik. Önümüzdeki hafta başka bir programda tekrar bir arada olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. you <music>